Herkes burası başlıyorum. Çocuklar yerlerinizi alın. Defterlerinizi, kalemlerinizi, her şeyinizi masanızın üzerine koyun. Önce kısa bir açıklama yapacağım. Pazartesi günü gelmesi gereken Karanlık Sanatlara Karşı Savunma 103 dersimiz bugün cuma, bugün geliyor. Çünkü Hogwarts öğretmenleri bir protesto yaptı. Sizin bundan haberiniz olmadı. 4 gün boyunca video gelmedi. Çünkü tüm öğretmenler derslere katılım çok düşük olduğu için protestodaydı. Ve Profesör Buse'nin bizi ikna etmesiyle geri döndük maalesef. Şu an son haftaya girmeden önce ilk son haftadayız. Yani bir sonraki hafta okulumuz bitiyor, birinci sınıf bitiyor. Yani son dersimiz haftaya. Bu sondan bir önceki dersimiz. Hemen başlamak istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum lafı. Bugün benim dışımda galiba büyü ve iksir dersiniz de gelecekmiş. Yarın da Profesör Buse'nin astronomi dersinden önce büyü tarihi ve başkalaşım dersi gelecekmiş. Yani bu iki gün, cuma ve cumartesi günü, üçer dersiniz olacak, üçer de sınavınız olacak. 20 Mart pazara kadar sınavlarınız bitmeyi unutmayın diyorum ve hemen başlıyorum. Üçüncü dersinize hoş geldiniz çocuklar. Hiç sanmıyorum ama umarım şimdiye kadar öğrendiğiniz büyüleri çalışıyorsunuzdur ve inceliyorsunuzdur. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bir sonraki derslerde tartışacağımız yaratıklarla etkili bir şekilde savaşmak için bugün biraz yaratıklardan bahsedeceğiz çocuklar. İlk bahsedeceğimiz yaratıklar impler ve Boltraxlar. Hemen yazayım. Boltraxlar. Yani Boltraklar. Boltrax diyoruz ya biz. Boltraklar. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Ve bugün birkaç tane büyü de öğreneceğiz bu yaratıkları kurtarmamız için. Öncelikle canavarlarla başlayalım çocuklar. Canavarlar nedir? Bileniniz var mı? Çalışan var mı? Hiç sanmıyorum ama cevap verecek olan var mı? Canavarlar. Var mı canavarları bilen? Hemen söylüyorum. Canavarlar şudur. Büyülü topluluğun yasalarını anlamak ve bu yasaları şekillendirme sorumluluğunun bir kısmını üstlenmek için yeterli zekaya sahip olmayan yaratıklara biz canavar diyoruz. Bu bahsettiğim şeylere sahip olanlara da zaten büyücü diyoruz çocuklar. Şimdi şöyle, Sihir Bakanlığı canavarları 3 yaşam formunda bize sunuyor. Böyle öğretmemiz istiyor. Bu yaşam formlarından biri canavar, biri varlık, biri de ruh. Yani bu üç şekilde canavar olabilir. Yani canavar canavar olarak olabilir, canavar varlık olarak olabilir, canavar ruh olarak olabilir çocuklar. Şimdi devam edelim. Bu dersin işleyişi konusunda şöyle bir şey söyleyecek olursam, varlık ve ruhlara çok girmeyeceğiz. Bu derste sadece canavarlar üzerine duracağız. Canavarların tanımını söylemiştim. Dünyamızın büyülü topluluğunun yasalarını anlamak veya şekillendirmeye yardımcı olmak için yeterli zekaya sahip olmayan büyülü yaratıklara biz canavar diyoruz. Ancak bu kategori için belli istisnalar vardır. Yani canavarlar için belli istisnalar vardır çocuklar. İki tane varlık canavar değildir bu özelliklere sahip olsa bile. Biri centaurlar, diğeri de merpeople'lar. Merpeople'lara çok değinmeyeceğiz ama centaurları biliyorsunuz. Hatta bazen centaur gözyaşından bahsediyoruz. Centaur at adam demekti. Hatırladınız mı bilmiyorum. Bunlar istisna. Yani centaur ve merpeople'lar da dünyamızın büyülü topluluğunun yasalarını anlamama özelliğine sahip olsalar bile hayvan olarak adlandırılıyorlar ve bu yüzden canavara giriyorlar. Ama aslında duyguları var. Yani kötü değiller. Canavar değiller ama hayvan olarak kategorilendikleri için canavar kısmına giriyorlar. Bazı büyücüler, bazı kötü büyücüler ve cadılar bunu bir adım daha öteye çekerek Muggle'ların da hayvan olarak nitelendirilmesini istediler ama Sihir Bakanlığı buna şiddetle karşı çıktı ve Muggle'ların canavar olmadığını bize öğrettirmiş oldu diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi canavarın şu anki tanımı nereden geliyor çocuklar? Canavarın şu anki tanımı 1811 yılında, şuraya yazıyorum bakın. Canavar tanımını 1811'de Grogan Stamp bulmuş dedik. Kurduktan sonra da bölümü oluşturulmuş. Bölümü de büyülü yaratıkların düzenlenmesi ve kontrolü dairesi içinde canavar bölümü oluşturulmuş ve artık orada kontrol ediyor canavarlar. Şimdi canavar olarak sınıflandırılan her canlıya ayrıca bir sınıflandırma verilir. Buraya çok dikkatli dinlemeniz ve not almanız gerekiyor. Sıkıcıdan büyücü katiline kadar değişen 5 farklı sınıflandırmamız var. Şimdi onu öğreneceğiz. Sınıflandırma arttıkça yaratığı ele almadaki zorluk seviyesi de artar. Bunu zaten tahmin edebiliyorsunuz öyle düşünüyorum. Yani sıkıcı bir canavarı mı kontrol etmek daha kolaydır yoksa büyücü katili bir canavarı mı kontrol etmek daha kolaydır? Şimdi burayı dikkat dinlemenizi istiyorum çocuklar. Başlıyoruz. 5 aşamada sınıflandırıyoruz demiştik. 1. aşama X, 2. aşama XX, 3. aşama 3X, 4. aşama 4X ve 5. aşamada 5X çocuklar. Şimdi bunları yazalım. Ne demiştik? Sıkıcıdan büyücü katiline kadar demiştik. Sıkıcıdan sonra 2x geliyor. 2x zararsız demek çocuklar. 2x bir canavar gördüğünüz zaman
Bu zararsız anlamına gelir. 3x şu demek çocuklar. Yetkili büyücüler başa çıkmalı. 4x tehlikeli demek. Ve şöyle bir slash çekiyoruz. Uzman eğitimi gerekli diyoruz. Ve 5x de zaten büyücü katiliydi. Şimdi burayı dikkatli bir şekilde not almanızı istiyorum çocuklar. Çünkü bu kısımdan sınavda birden fazla soru var. Burayı güzel bir not almanızı istiyorum. Sıkıcı, zararsız, yetkili büyücüler başa çıkmalı, tehlikeli, uzman eğitimi gerekli ve büyücü katili. Siz bunu not alırken, şimdi ben size bu derste hangisinin üzerinde duracağımızı söyleyeyim. Zararsız ve yetkili büyücüler başa çıkmalı. Sadece biz bu ikisi arasında konular öğreneceğiz çocuklar. Not aldıysanız şimdi canavarların kendileri hakkında konuşmaya başlıyoruz. Not aldıysanız siliyorum. Şimdi dersin başında ben yukarı bir şey yazmıştım. Bugün impler ve boğul traklardan bahsedeceğiz demiştim. O zaman birinci canavarımızla başlayalım. Büyük harflerle yazıyorum. Ler, impler. İmpler 2x arkadaşlar. 2x neydi? Hatırlayan var. Hadi dikkatli dinleyenler. Evet, zararsızdı. Yani impler zararsız canavarlarmış. Yerleşim ve gelişim yerleri tüm dünyaya yayılmış olsa da İngiltere ve İrlanda'da daha çok vardır. O zaman yerlerine de İngiltere, İrlanda yazabiliriz. Boylarına geçelim. Boyları yaklaşık 15-20 santim uzunluğundadır. Bu yüzden boyları bakımından perilerle karıştırılabiliyorlar çocuklar. Ama perilerle biyolojik olarak tek benzerlikleri boylarıdır. O yüzden karıştırmamanızı önemli rica edeceğim. Ve perilerden bir farkları da perilerden çok daha az tehlikelilerdir. Yani öyle çok tehlikelilerdir. Zaten biliyorsunuz zararsız olduklarını söylemiştim. Şimdi impler nedir biliyor musunuz? Hilecidirler. İmplere biz ne diyoruz? Hilecilerdir diyebiliriz. Bir hedefi yoldan çıkarmanın kolay olduğu bataklık alanlara yapışma eğilimindedirler. Ama yine de bir imp bir kişiye yalnızca basit zararlar verir. Ne gibi? Tökezlemek gibi. Ne gibi? Üzerine dallar düşürmek gibi. O zaman ne yazıyoruz? Tökezletir ve benzeri zararlar. Şimdi önemli bir noktaya geçeceğiz. İmpleri sersemletmek istiyorsanız şu büyüyü yapmalısınız. Geri itme jinx'i. Bunu birazdan öğreneceğiz. Şimdi sadece bilin. Geri itme jinx'i yapmalıyız. İmpleri sersemletmek için. Geriye doğru itme jinx'i onları bir süre anlık olarak sersemletecektir. İmp sersemleşirken de sizin kaçma fırsatınız olur. Ve ayrıca etrafa saçtığı ışık onları ürkütebileceğinden ve korkutabileceğinden Vermilius büyüsü de impleri korkutmak ve sersemletmek için gayet kullanışlı bir büyüdür diyoruz. Ve hemen hızlıca Boltrax'a geçiyoruz. Bugün dersimizi erken bitireceğiz çocuklar. İkinci canavar geçtik. Boltrax'ız. Kaç x olduğunu tahmin eden var mı? Evet doğru bildiniz. Bunlar da 2x. Yani zararsızlar çocuklar. Boyları 20 santimden daha uzun ağaç canlıları olduğundan ve ağaca bağımlı yaşadıklarından onları tespit etmek çok zordur. Ve onları tespit etmek neden zordur? Çünkü ağaca sarılı, bağlı yaşadıkları için biz onları ayırt edemeyiz. Ağaca baktığımız zaman üzerinde bir boltrak olduğunu ayırt edemeyiz. O yüzden çok zor bulunmaları. Ve şöyle bir şey var. Boltraklar herhangi bir ağaçta yaşamazlar. Asa ham maddesi olan ağaçta yaşarlar. Şimdi bir bilgi daha geliyor, hazır mısınız? Ağaçlardan uzak durduğunuz sürece boğulacaklar tehlikeli yaratıklar değillerdir çocuklar. Çünkü onların ağaçlarına dokunmadıkça, saldırmadıkça tehlikeli değillerdir. Ama şöyle bir şey var. Sihirden tamamen etkilenmezler. Bu yüzden tek savunma yöntemi olan en sevdikleri yiyeceklerle yetiştirmektir. Boğulacaklar wood lice ve peri yumurtaları severler. Yani onlardan uzaklaşmak istiyorsanız peri yumurtası verebilirsiniz. Peri yumurtaları severler diyebiliriz. Onları yetiştirmek için verecek bir peri yumurtanız ya da woodlice'ınız yoksa tek yapmanız gereken oradan uzaklaşmaktır. Oradan uzaklaşırsanız size boltrax'lar bulaşmaz. Şimdi hemen bir büyüye geçiyoruz çocuklar. Geri itiş jinx'i demiştik ya, hatırladınız mı? Impleri sersemletmek için kullanılan geri itiş jinx'i demiştim. Hemen büyünün büyü bloğunu veriyorum çocuklar. Bu büyüden de sınavda sordum. Hemen büyü bloğumuzu verelim. Büyünün adı Flipendo. Vurgulu yazılışını yazıyorum çocuklar. Birinci ve üçüncü elde vurgu yok. Ama ikinci elde de vurgu var. Flipendo yapıyoruz. Flipendo. Pen'de vurgu yapıyoruz. Şimdi geri itiş jinx'inden kısaca bahsedecek olursam. Adından da anlaşılacağı üzere hedefi geriye doğru itiyor. Doğru bir şekilde kullanılırsa asanızdan hedefe doğru mavi bir ışık çıkacak. Hedef göğsüne yumruk atılmış gibi hissedecek ve çarpma nedeniyle geriye doğru savrulacaktır. Yani siz işte flipendo yaptıktan sonra mavi bir ışık çıkıyor.
hedefin göğsüne yumruk atılmış gibi bir his oluşuyor ve hedef geriye doğru düşüyor çocuklar. Flipendo. Büyünün yazılışını yazdım, okunuşunu yazdım. Değnek hareketimiz şu. Sağa doğru aşağı çapraz ve sağa doğru yukarı çapraz şeklinde bir swish hareketi yapıyoruz. Yani flipendo. Flipendo. Pende vurgu yapıyoruz unutmayın. Flipendo. Flipendo. Tik atıyormuş gibi düşünün. Konsantrasyonumuz düşük, irade düşük, orta diyebiliriz. Yani ortanın düşüğü diyebiliriz. Bu geri itiş jinx'i bugün öğrendiğimiz bir büyü ve kimleri sersem etmek için kullanıyoruz? Aslında çoğu canavarı ve çoğu hedefi sersem etmek için bunu sık sık kullanacağız ama impleri sersem etmek için diye öğreniyoruz. Geri itiş jinx'ini kullanacağız. Bir daha yapalım. Flipendo! Flipendo! Böyle bir bilek hareketi yapıyoruz çocuklar. Şunu unutmayın. Yazdıysanız siliyorum. Ve iki tane küçük canavar öğrenip bugünkü dersimizi bitireceğiz. Aslında birini öğreneceğiz, diğerini tam öğrenmeyeceğiz. Biri cüce. Bir kere cücelerle ilgili de çok kısa bir bilgi vereceğim. Şöyle bir cüce yazayım. Cüceler. Cüceler 2x'tir çocuklar. Yani zararsızlardır. Zararsızlardır. Anlaşıldı mı? Cüceler deliklerde yaşamayı severler. Ve bizim ilgilendiğimiz aslında cücelerin çok özellikleri değil. Cücelerden nasıl kurtulacağımız. Cücelerden iki yöntemle kurtulacağız çocuklar. Biri Jarvie yöntemi. İkincisi döndür at yöntemi. Jarvie yöntemi çok tercih edilmeyen bir yöntem. Jarvie'ler şu. Jarvie'ler birer varlık. Jarvie'ler cüce bekçileri, cüce avcıları diyebiliriz. Mesela siz evinizde oturuyorsunuz ve bahçenizde cüce saldırısı olmuş. Yani cüceler yuvalarından çıkmaya başlamışlar. Jarvie'nizi, herkesin bir Jarvie'i vardır. Jarvie'nizi siz salarsanız tüm cüceleri yok eder. Ama onu yaparken her yer dağılır ve her yer mahvolur. Bu yüzden tercih edilmeyen bir yöntem. Çünkü çok fazla iş çıkartacak bir yöntem. Döndür at yöntemi çok basit. Herhangi bir sihirli kelimesi de yok. Yani cüceyi gördüğünüz zaman ağzınızı şu şekilde sallıyorsunuz ve döndür at yapıyorsunuz. Yani döndürüp yukarı fırlatıyorsunuz. Döndür at yöntemi. Birini yaptıktan sonra diğer arkadaşları yani diğer cüceler onu merak edip çıkacağı için bu şekilde diğerlerini de yakalayıp onları döndür at yöntemiyle yollayabilirsiniz. Bu da döndür at yöntemiyle. Döndür at yöntemi çok kullanılan bir yöntemdir. Daha az meşakkatli ve daha az temizlik ve daha az karmaşa çıkaracak yöntem döndür at yöntemi. İkincisi de doxy çocuklar. Doxy'ler. Doxy'leri sadece ne olduğunu söyleyeceğim ve kalanını bir sonraki derse bırakacağım. Isıran peri olarak da bilinirler. Yani diğer isimleri ısıran peridir çocuklar. Uçma kabiliyetine sahip küçük bir yaratıktır. Ne diyoruz? Uçma kabiliyetine sahip yaratık diyebiliriz. Neden? Böyle diyoruz. Çünkü doxy bir canavar ama biz onun ismini ısıran peri diyoruz. Çünkü uçma özelliği olduğu için bir peri diyebiliriz. Ama peri değil, kesinlikle canavar. Ve ısırıyor. Uçma kabiliyetine sahip küçük ısıran bir yaratık doxy diyoruz çocuklar. Bugün dersimizi bitirdik. Geri itiş jinx'ini unutmayın. Döndür at yöntemini unutmayın. Flipendo kısmındaki pene sadece vurgu yaptığımızı unutmayın. Ve sınavda başarılar diliyorum. Hepiniz yüksek alın. Unutmayın ikinci sınavın açılması sizin elinizde. Zaten çok işim vardı. Boğazım mesela ders antanında çok patladı. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.